Efendim, Kadim Sırların izinde programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 29 Mayıs, İstanbul'un fethinin seneyi devriyesi. 29 Mayıs 1453'te bir çağ kapandı ve yeni bir çağ açıldı. Komutanın, kumandanın ismi Fatih Sultan Mehmet'ti ve Fatih Sultan Mehmet yanında hocası Akşemseddin'le birlikte İstanbul'un kapılarından içeriye girdi. Bugün İstanbul'un fethini konuşacağız. Fethin şifrelerini, sırlarını konuşacağız. Ama İstanbul'un fethiyle birlikte Ayasofya'yı da konuşacağız. Ayasofya'nın sırlarını, sembollerini, şifrelerini de bugün sevgili hocam Adnan Şensoy'la birlikte konuşacağız. Hocam, ilk programımız Ayasofya'nın sırları. Çok sevildi. Zaten program yarım da kaldı, yetiştiremedik. Hem de onu bir böyle bir geri kalan konuları anlatmış oluruz bu programda, öyle değil mi? Nestağfirullah, nestağfirullah, bismillah, velhamdülillah, ve salatu ala Resulillah diyelim öncelikle. Eyvallah. Buyurduğunuz gibi şimdi bizim programların hepsinde, yani Ayasofya olsun, diğerleri olsun, elimizde o kadar fazla doküman var ki menüden kısmak istemiyoruz. Menüden kısmak istemediğimiz için o sürekli gider. Yani bize deseler ki 10 saat konuş deseler, 10 saatlik Ayasofya konuşabiliriz. Ama var gerçekten, o Ayasofya ile ilgili iki kitabınız da muhteşem. Evet, çok enteresan sırlar var, çok enteresan mucizevi bilgiler var onlarda. Bunları konuşacağız. Bugün fethi ve Ayasofya'yı konuşacağız. Ben diyorum ki hep, acaba fethin sebebi, nedeni bile Ayasofya olabilir mi hocam? Yani bakın, yıl 1453. Şimdi bir devlet, bir devletin olduğu yeri, evet, ele geçirdiğinde ilk yaptığı şey nedir? Nedir? İdare merkezi binası ya da saray binası ya da sembol yapısının üzerindeki bayrağı indirmek ve kendi bayrağını asmaktır. Öyle mi? 1453'te İstanbul'un sembolü neresi hocam? İstanbul'un sembolü tabii ki en başta dini bir yapı olsa da aynı zamanda kralların taç giymiş olduğu Ayasofya. Kralların taç giydiği yer aynı, evet, zamanda değil mi? Evet, içeride biz göreceğiz. Mesela Roman Diyojen 1071'de Sultan Alparslan'ın karşısına çıkmak için kendini ilk defa toplumunun karşısına, aristokrat idarecilerin karşısına getirdiğinde Ayasofya'nın olduğu yerde Ompalyum dediğimiz bir yer var. Birazdan belki orayı göreceğiz. Orada tacını giyecek, Türkleri buradan atacağız diye and içecek ama bilmeyecek ki başındaki sarığını kefen olarak giymiş olan Malazgirt surlarındaki Alparslan'ı hiç kimse geri çeviremeyecek ve onu yendikten, mağlup ettikten sonra burada yargılanacak Roman Diyojen ve burada kendisinin katline ferman verilecek. Şimdi siz 1071'e kadar gittiniz ve birazdan daha eskiye de gideceğiz. Daha da eskiye flashback de gideceğiz. Yapacağız. Ama şimdi 1453 İstanbul çok güzel bir İstanbul. Böyle eski Roma gibi, zaten Doğu Roma İmparatorluğu. Roma İmparatorluğu'nun Batı başkenti. Roma ve Doğu Roma, evet, Roma'yı hatta bütün Roma, Batı ve Doğu'nun başkenti, evet, olarak o, doğru, dönemde zikrediliyor. Karşıda bir Galata var. Ayasofya programımızda bahsetmiştiniz. Bu Sarayburnu. Sarayburnu'nun karşısında Kadıköy var. Kadıköy ne köydü hocam o zaman? O zaman Kalkedon diyorlardı. Köyler şehri diyordu. Milattan önce 6. yüzyılda Megara kralı Bizas kendini bir koloni arıyordu. Evet. Koloni olarak kendisinin Delphi'deki tapınak kentinin, tapınak adasında bulunan rahibi, kahini buraya yönlendirmişti. Zaten bilinen bir mahalli mekan olarak Sarayburnu'nun olduğu yer. Buradaki yerler uzaklaştırıldı ve kendileri buraya kolonilerini oluşturmuştu. Milattan önce 6. yüzyıldan bahsediyoruz. Evet. Şimdi fetihle ilgili ve birazdan yine Ayasofya ile ilgili hocamla birlikte çok ciddi kadim sırları ve kadim şifreleri konuşacağız. Ama şöyle, hazır bu haritayı yakalamışken hocam, İstanbul'un, eski İstanbul'un 1453'te yukarıdan kuş bakış görünüşü, biraz üzerinde bir şeyler konuşalım. Girdiği kapı surlarla çevrili tabii İstanbul bu arada. Evet. Girdiği kapı Fatih Sultan Mehmet hangi kapıdan giriyor? Savaş artık nihayetleniyor. Şimdi Karagümrüklü'ye ben hangi kapıdan girdiğini söyleyecek olsam. Ben şimdi izleyeceğimiz için soruyorum hocam. Benim Elazığ'daki teyzemler, Malatya'daki amcalar, Samsun'daki efendim dayımlar, onlar tabii bilemeyebilirler İstanbul'un neresinde. İsviçre'deki Adnan abiden tutun, Amerika'daki tabii, Selçuk abiye kadar, şimdi Japonya'daki Hasan abiden tutun, Arabistan'daki Mahmut Miskin'e kadar her yerden izliyorlar. O zaman tarif edelim. Evet. Roma İmparatorluğu'nun sınırlarının başkenti burası. Yani Doğu Roma İmparatorluğu şu görmüş olduğunuz bizim Haliç'in dibinden başlıyor, Ayvansaray'dan. Ayvansaray surlarından, evet, Balat, başlıyor. Balat, Ayvansaray, evet, burası Balat meşhur. Evet. Ayvansaray'dan başlıyor. Şu görmüş olduğunuz yer Karagümrük Stadı'nın olduğu yer. Çünkü 3 tane Çukurbostan var. Ben İstanbullu olmayanlar için de meşhur şeylerden bahsediyorum. Efendim, Kız Kulesi bilirsiniz, İstanbul olmayanlar da bilir. Bunun karşısında oluyor. Burası Galata, meşhur Galata Kulesi'nin olduğu yer şurası.
Şurada Vodafone Arena vardır şimdi, Beşiktaş'ın Fatih stadyumu. Buraya geldiği zaman orası hala Cenevizlilerin elinde. Burası daha İstanbul'da, Roma İmparatorluğu dahil değil. Cenevizlilerin elinde. Cenevizlilerin elinde. Şurası Balat, yani sınırı çizelim. Balat yani izleyiciler, herkes bir Çukur dizisinin çekildiği yerler efendim. Şu aralar son dönemde. Oradan itibaren zaten geri kalan yer yeşillik. Biliyorsunuz çayır çimen. Buradan itibaren surlar var ve surlar tüm yarımadayı çeviriyor. Evet. Evet hocam, kapımız. Şimdi Roma İmparatorluğu'nun 3 büyük imparatorluk yolu vardı. Osmanlı döneminde divan yolu olacak. Sizin Millet Caddesi diye ifade ettiğiniz yol burasına gelecek. Burası bizim Fevzi Paşa'nın olduğu yere denk gelecek. Karagümrük stadın arka tarafında Mihrimah Sultan Camii'nin olduğu yer burası olacak. Çok yaklaşmayın ki net gözüksün. Burası Karagümrük stadın olduğu yer. Evet, Çukurbostan. Orası aslında Çukurbostan. Yani bostan alanı. Roma İmparatorluğu'nu inşa ettiği zaman Konstantin Belgrad'dan gelen suları, yere batan sarnıcını biliyoruz ya, yere evet. batan sarnıcının olduğu mahal gibi İstanbul'un altında 150 kadar bilinen sarnıç var. Yani biz Ayasofya programını konuştuğumuz zaman Ayasofya Camii'nin altında 9-10 kadar genel kuyudan bahsetmiştik. Bugün de konuşacağız onları. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.